Karşımızda y eşittir x karenin grafiğinin bir kısmı var. Bu videoda farklı bir dönel cismin hacmini bulacağız. Demek istediğim fonksiyonu bu defa x ekseni yerine y ekseni etrafında döndüreceğim. 0 ile 2 aralığı yerine de y eşittir 1 ile y eşittir 4 aralığını ele alacağım. Evet, yapacağım şeyi görsel olarak da göstereyim. Eğriyi alacağım ve birkaç videodur yaptığımız gibi x ekseni yerine bu defa y ekseni etrafında döndüreceğim. Evet, işte aynen böyle. Sonuç olarak karşımıza nasıl bir şekil çıkar dersiniz? Bakalım çizebilecek miyim? Tabanı buna benzeyecek. Evet, ve üst kısmı da buna. 1 ve 4 aralığında kalan kısmıyla ilgilendiğimiz için demek istediğim bunun altında kalan kısmının ne olduğunun bir önemi yok. Evet, biraz da gölgelendireyim. Gayet güzel. Evet, isterseniz neye benzediğini biraz daha detaylı olarak görmek için ayrı bir yere de çizebilirim. Hem farklı bir açıdan da görmüş oluruz. Peki, y ekseninin cismin arkasından çıktığı açıdan bakalım. Bu kısma doğru daralacak ve böyle kesilmiş olacak. İşte böyle. Neye benzediğini tam olarak söyleyemeyeceğim ama umarım nasıl bir şekil olduğu gözünüzün önüne gelmiştir. Bu arada görselleştirme belki de bu işin en zor kısmı. Her neyse, çok da kötü bir çizim olmadı değil mi? Sanki bir fincana benziyor. Eksenleri de yerleştirirsem neyin ne olduğu daha net olacak. Evet, bu y ekseni, evet işte bu şekilde dışarıya doğru çıkıyor ve x ekseni de burada. Farklı bir açıdan göstermek için cismi bu şekilde devirdiğimi düşünebilirsiniz ve buradaki yüzey de işte bu. Evet, neye benzediği hakkında bir fikir sahibi olabildiğimize göre şimdi de hacmi ile ilgili düşünmeye başlayabiliriz. Bunun hacmini nasıl bulabiliriz dersiniz? Derinliği dx'e eşit olan diskler yerine dy olan disklerin neye benzeyeceğini düşüneceğiz değil mi? Hadi bakalım. Disklerden bir tanesini çizmeye çalışacağım. Bu belirli bir y değerindeki disklerden olacak. Yarı çapını da bu şekilde işaretleyeyim. Evet, bahsettiğim disk bu. Ve derinliği de az önce söylediğim gibi dx değil dy'ye eşit olacak. Bu derinlik dy'ye eşit. Şimdi bu diskin y türünden hacmini düşünecek olur isek, neden y türünden diyecek olursanız buradaki integralin y türünden yani y'ye göre olacağını görüyorsunuz değil mi? Hacmini nasıl ifade edebiliriz? Bir önceki videodaki gibi işe yine bu disklerden birinin yüzey alanıyla başlayacağız. Yüzey alanı pi r kareye eşittir değil mi? Ve eğer yarıçapın neye eşit olduğunu bulabilirsek alanın neye eşit olduğunu da bulmuş olacağız. Yarıçapı y türünden ifade edebilmek için buradan y türünden bir ifade elde etmemiz gerekecek. Demek istediğim y eşittir x kare yerine x eşittir y'li bir şeyler yazabilmem lazım. O halde iki tarafın karekökünü alalım. Böylece y'nin karekökü eşittir x olur. Ve işte bu kadar. Bu arada bunun y'nin negatif olmayan değerleri için tanımlı olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Ayrıca y ekseninin pozitif tarafı söz konusu olduğundan bu bizim için bir sorun da teşkil etmeyecek. Bu fonksiyonu x eşittir karekök içinde y olarak da adlandırabiliriz. Eğrinin bu kısmıyla ilgileniyoruz. Şurada kalan küçük parçasını da sileyim. Evet, böylece kafamız karışmasın. Fonksiyonun bu tarafıyla ilgileniyoruz ve x'i y'nin bir fonksiyonu olarak da ifade ettiğimize göre haydi devam edelim. Bu durumda yarıçap ne olur? Fy, öyle değil mi? Ve buradaki fy'yi hesaba katacak olursak da yarıçapın karekök içinde y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, üzerine de yazayım. Karekök içinde y.
Y ekseni söz konusu olduğu için her şeyin y türünden olması lazım. Buna az önce fx dedim ama şu anda fy ile çalışıyoruz. Y türünden olması gerektiği için kafanızın karışmaması adına bunun fy yerine gy olduğunu da düşünebilirsiniz. Her neyse. Alan evet pi r kareden pi çarpı r kare yani karekök içinde y'nin karesine eşit olacak. Ve bu da karekök içinde y'nin karesi y'ye eşit olduğundan pi çarpı y'ye eşittir. Hacim için yüzey alanını bir de derinlikle yani dy ile çarpmamız lazım. Disklerden her birinin hacmi pi çarpı y çarpı dy'ye eşit olur. Evet, bu disklerden birinin hacmi. Evet, bunu verir. Cismin tamamının hacmi için y eşittir 1 ile y eşittir 4 arasında kalan y değerlerinin hepsi ile elde edeceğimiz disklerin hacimlerini toplamam lazım. Hadi bunu deneyelim şimdi. Y eşittir 1'den y eşittir 4'e belirli integral. Evet, belirli integrallerin özel toplamlar olduklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bunların hepsini topluyoruz ama dy'ler sonsuz derecede küçüldüğünde ve böylece elimizdeki disk sayısı da sonsuza yaklaştığında limit alıyoruz. Bu sonsuz derecede küçüldüğünde ve sonsuz sayıda disk elde ettiğimizde toplam hacim için tahmini bir değer vermenin yanında gerçek hacme eşit oluyor. O halde cismin hacmini bulmak için buradaki belirli integralin neye eşit olduğunu bulmamız yeterli. Haydi bunu da yapalım. Eşittir. Pi'nin y ile bir alakası olmadığından integralin dışına çıkarabilirim. Pi çarpı y'nin ters türevi ki bu da y kare bölü 2'ye eşittir değil mi? Y kare bölü 2'nin 4'te aldığı değerden 1'de aldığı değeri de çıkarmamız lazım. Pi çarpı 4'te aldığı değer 4'ün karesi yani 16 bölü 2'den 8, 1'de aldığı değer de 1'in karesi bölü 2'den 1 bölü 2'ye eşit olur. Ya da 4'ün karesi bölü 2 eksi 1'in karesi bölü 2 yazayım. Bu da pi çarpı 8 eksi 1 bölü 2'den isterseniz 16 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olarak düşünelim ve 15 bölü 2 yazalım. Hatta şöyle yazalım 15 bölü 2 çarpı pi ya da 7,5 çarpı pi. Evet bu biraz daha temiz bir sonuç tabii ama sonucu nasıl isterseniz öyle yazabilirsiniz. Neyse işte bu kadar. X ekseni etrafında döndürerek elde ettiğimiz cismin değil de y ekseni etrafında döndürerek elde ettiğimiz cismin hacmini bulduk.